Kedi ve köpekler için banyo. Merhaba, banyo yaptırmak kedi ve köpek dostlarımızın sadece sağlıkları için değil, kötü kokular ve diğer hijyen sorunları için de önemlidir. Bu nedenle sevimli dostlarımızı banyo yaptırmak rutin hale gelmelidir. Peki ilk banyolarını kaç yaşında ve ne sıklıkla yaptırmamız gerektiğini biliyor musunuz? Kedi ve köpeğinizi genç yaşta yıkamaya başlayabilirsiniz. Genel olarak bilinenin aksine tüylerinin güzelliğini ve cilt sağlığını korumak için dostlarımızın banyo yapmaları gereklidir. En erken 3 aylıktan itibaren sevimli dostlarımızı banyo yaptırmaya alıştırmalıyız. Kediler her gün kendilerini yalayarak ve tımarlayarak temizlerler. Fakat buna rağmen tüyleri kirlenirse banyo yaptırmamız gerekebilir. Bunun nedeni obezite ve yaşlılık gibi durumlar olabilir. Köpekler için banyo daha düzenli bir şekilde olmalıdır. Uygun olmayan şampuanla banyo yaptırmak ciltte tahriş ve kaşıntılara neden olabilmektedir. Bu yüzden düzenli şekilde banyo yapması önemlidir. Ortalama olarak herhangi bir dermatolojik sorunu olmayan hayvanlar için ayda bir defa yeterlidir. Cildi kuru veya alerjik olan sevimli dostlarımız için banyo suyu sıcaklığına dikkat etmeliyiz. Isı cildin kuruluğunu artırabilir ve varsa iltihabı yeniden etkinleştirebilir. Normalde kediler kendilerine bakma alışkanlıklarıyla bilinir. Dilleri, dişleri ve pençeleriyle genellikle herhangi bir dış müdahale olmaksızın kendilerini taze ve temiz tutarlar. Ancak bazen kedilerin temiz kalması için yardıma ihtiyacı olabilir. Kedi arkadaşınız tehlikeli, kokulu veya yapışkan bir şeyle kaplıysa veya bazı parazitler kaptıysa banyo yaptırmak iyi bir fikir olabilir. Hem bizim için hem de sevimli dostlarımız için banyoyu minimum stres oluşturacak şekilde hatta eğlenceli bir hale nasıl getirebiliriz? Adım adım banyo. 1. Uzayan tırnakları kesin. Sevimli dostumuzun pençeleri kendini savunma biçimlerinden biridir. Stresli veya kaygılı bir kedi banyo sırasında tırmalayabilir. Kedi çizikleri kolayca enfekte yara haline gelebilir. Bu nedenle banyo öncesinde kedi dostumuzun tırnaklarını mutlaka kesmeliyiz. 2. Tüyleri önce fırçalayın ve tarayın. Sevimli dostlarımız tüm yıl boyunca sık sık tüy dökerler. Eğer tarama işlemi yapmadan banyo yaptırırsak tam ve düzgün bir banyo işlemi yapmış olmayız. Mümkünse banyo işlemine başlamadan önce sevimli dostumuzu iyice fırçalayarak düğümler veya topaklanma varsa bunları açarak gevşek tüylerden arındıralım. 3. Doğru zamanı bulun. Sevimli dostlarımız genellikle suda oynamayı sevmezler. Enerji dolu bir kedi banyoya daha güçlü bir şekilde itiraz edecektir. Banyoyu kedinizin sevdiği oyuncaklarla veya oyunlarla uzun bir oyun zamanından sonra kedi dostunuzun yorgun veya uysal olduğu bir zamanı ayarlayın. Zorlanacağınızı düşünüyorsanız başkalarından yardım isteyin. 4. Banyo zeminini sağlam basmasını sağlayın. Sevimli dostumuzun banyo zeminini sağlam basması önemlidir. Dostlarımızın sağlam basması için küvetin zeminine havlu veya banyo paspası serin. Böylece ayakta kolayca durabilirler ve panik yapmazlar. 5. Su sıcaklığını ayarlayın. Duş veya banyo için buharlı sıcak su, evcil dostlarımızın aşırı ısınmasına neden olabilir. Bunun yerine ılık olması, su sıcaklığının 36 santigrat derecenin altında olmasına dikkat edin. 6. Suya yavaşça alıştırın. Sevimli dostlarımızın suya ilk teması muhtemelen tepkisel olabilir. Bunun için vücutları tamamen ıslanana kadar nazikçe ıslatmak iyi olacaktır. Püskürtücü veya plastik bir kap kullanabilirsiniz. 7. Kedi veya köpek şampuanı kullanın. Sevimli dostlarımıza kendi kullandığımız şampuanları kullanmayın. Kedi veya köpek dostumuzun kendini yalamasına karşı güvenli olmayacaktır ve onların hassas cildine zarar verecektir. Bunun yerine dostlarımız için özel olarak hazırlanmış beyaz şampuanlarından birini seçebilirsiniz. Kullanırken sevimli dostumuzun boynundan sırtına doğru ve bacaklardan kuyruğa doğru köpürterek cilde tüylerin çıkış yerine doğru hafifçe masaj yapın. Yüz, gözler ve kulaklar burun ile temasından kaçının. Şampuanı en az 2 dakika bekletin. Sabırsız olmaması için evcil hayvanınızı oyalayın. 8. İyice durulayın. Sevimli dostumuzu tamamen köpürttükten sonra temiz ve ılık suyla iyice durulayalım. Şampuanın tamamen gittiğinden emin olmalıyız. Kalıntıların kalması sakıncalı olabilir. 9. Yüzü temizleme. Sevimli dostlarımızın yüzüne su dökmeyin veya şampuan kullanmayın. Bunun yerine dikkatli bir şekilde ılık bir bezle silin. Dostumuzun kulak ve göz çevresine dikkatli olun. Yüzünde herhangi bir yapışkan veya tehlikeli bir şey silmek için bezin üzerine sadece 1 veya 2 damla şampuan kullanabilirsiniz. 10. İyice kurulayın. Sevimli dostlarımızı yıkamanın en önemli kısımlarından birisi de kurutmaktır. Büyük bir havlu ile mümkün olduğunca çabuk kurulayın. Tamamen kuruyana kadar sıcak bir odada tutun. Kedi ve köpek dostumuz izin veriyorsa işlemi hızlandırmak için en düşük ayarda saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Şampuan seçiminde nelere dikkat etmemiz gereklidir? Şampuan seçerken cilt ve tüy yapısını dikkate alın. Bazıları yağlı cilde sahipken bazıları kuru cilde sahiptir. İster normal ister kuru şampuanlar olsun, dostlarımızın tüylerini temizlemek, aşırı sebum
oluşumunu engellemek, kepek ve kötü kokuları gidermek ve tüylerini parlatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca deri ve tüy yapısını koruyan ve çeşitli hastalıklara karşı gerekli önlemleri alan şampuanları tercih etmeliyiz. Beavis kedi ve köpekler için hazırlanmış şampuanları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Evcil dostlarımıza en uygun şampuanı seçmek için veteriner hekiminden destek alın. Dikkat! Hayvan derisinin pH'i insan derisinden farklıdır. Bu nedenle özellikle hayvanlara yönelik ürünlerin kullanılması, bebek ürünleri de dahi olsa insan kullanımına yönelik bir ürünün tercih edilmemesi önemlidir. Kuru şampuan nasıl kullanılır? Banyo yaptırmanın mümkün olmadığı durumlarda kuru şampuan kullanabiliriz. Zaman yetersizliği, yeterli banyo alanımızın olmaması, evcil dostumuzun yaşlı veya agresif olması ve suyu sevmemesi gibi durumlar olabilir. Bu durumlarda banyo yaptırmak yerine kuru şampuanla temizlik sağlayabiliriz. Kuru ve köpük şampuanlar durulama gerektirmeyen temizlik ürünleridir. Vücudun salgılamış olduğu fazla sebumu emer, kiri giderir ve koku giderici özelliği vardır. Kuru ve köpük şampuanları doğrudan sevimli dostumuzun tüylerine döküp dağıtarak temizleyebiliriz. Ancak tüylerin üzerinde fazla kalıntı kalmamasına dikkat etmelisiniz. Fazla tozu ve kiri ortadan kaldırmak için iyice fırçalamanız gereklidir. Kuru şampuanların yararları nelerdir? Kuru bir şampuan kullanmak, zahmetli ve zaman harcayan bir süreç olan banyo yaptırmanın zamanının kısalmasını sağlar. Kullanımı çok pratik ve hızlıdır. Temizlik zamanı evcil hayvanınız için rahatlatıcı ve keyifli bir deneyim haline getirir. Bununla birlikte kuru şampuanların kullanımı gerçek bir banyonun yerine geçmez. Ek olarak kuru şampuanlar küçük köpekler için daha uygundur. Kuru şampuanlar hangi durumlarda özellikle kolaylık sağlar? Kuru şampuanları tatildeyken veya arabadayken, idrar, kusma gibi küçük kazalar olduğunda, yürüyüşlerden sonra kirlendiğinde, suya düşkün olmayan hayvanlarda, yaşlı veya ameliyat sonrası gibi evcil hayvanlarımızı ıslatmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanmamız yararlı olacaktır.